Hafta içi programıyla karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli, gazeteci yazar Celal Kazdağlı ile birlikte gündemdeki önemli maddeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısı vardı ve lider Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu. Şimdi diğer taraftan ona bakacağız. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık ve o açıklamalarda deşifre edilmesi gereken noktalar neler? Buna değineceğiz. Dünden bugüne Rusya-Ukrayna krizinde neler değişti? Buna bakacağız. Biliyorsunuz Putin'in açıklamaları çok önemli. Osmanlı vurgusu var. Türklere yönelik bir açıklama var. Bizler Avrupa'yı Türklerden koruduk açıklaması var Putin'in. Ve oradaki bölgeleri bağımsızlık ilan etmesine yönelik kararın alındığını da gördük. Bir tanınma kararı alındı. Bu ne anlama geliyor? Nereye götürecek dünyayı? İç siyasetten de bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Celal Kazdağlı, günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, içeriye ses verebilirsiniz arkadaşlar biraz da. Şimdi baktığımız zaman biraz önce de bahsettiğim gibi Celal Kazdağlı, Rusya-Ukrayna krizi en önemli gündem maddesi. Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları var, ona da bakacağız. Tarkan vurgusu yaptı ki sizler de bahsetmiştiniz aslında. Tarkan'a yönelik bir eleştiri, bir tepki hükümet kanadından, ittifak kanadından gelmedi demiştiniz. Ve Bahçeli'nin açıklamalarında gördük ki Tarkan'a bir tepki var. Tarkan'ın yanlış yaptığına yönelik bir algı var Cumhur İttifakı tarafından. Buna bakacağız. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Aday olacak mı, olmayacak mı? Millet İttifakı'nın adayı kim? Acaba bu yuvarlak masa etrafında toplanılan süreçte, o görüşmede neler yaşandı? Kılıçdaroğlu gerçekten aday olacak mı? Buna da değineceğiz. Hemen başlayalım Celal Kazdağlı. Rusya-Ukrayna krizi açısından değerlendirmenizi alayım. Ne gördünüz? Putin'in açıklamaları bize ne çağrıştırıyor? Sizden dinleyeyim. Evet, Rusya bu hamlesiyle krizi bir üst boyuta taşımış oldu. Zaten ABD'nin ısrarla söylediği, hadi gir işgal edeceksin, bak askerini geri çekmedin, biz bir kanıt görmedik. NATO Genel Sekreteri de benzer şey söyledi, İngiltere Başbakanı da. Dolayısıyla sen askerini orada tutuyorsun ve Ukrayna'yı işgal edeceksin. Bunu görüyoruz. Hatta biz kendi vatandaşlarımızı oradan uzaklaştırdık, büyükelçiliğimizi çektik, Kiev'den de çektik, daha batıdaki bir şehre taşıdık filan diye bunları açıklayarak olası bir Rusya'nın işgalini adeta teşvik etmiş ve desteklemiş pozisyondaydı. Bir tribündeki amigo gibi ha şimdi diyerek bir saldırı anını teşvik ediyordu, bekliyordu adeta. Bundan büyük bir keyif alacağını hissettirir gibi. En sonunda da evet Putin güya ilginç bir prosedür izleyerek işte önce Donetsk ve Luhansk bölgesinde gelen temsilcilerin talebini kabul etmiş oldu. Onlar biz işte size bağlanmak istiyoruz, biz bağımsız olmak istiyoruz, bizi tanıyın şeklinde bir talepte bulundular. Bu talebi kabul etti Putin. Buna bir Kırım taktiği denilebilir mi Celal Kazdağlı? Kırım'a uyguladığı politikayı burada da uyguluyor diyebilir miyiz? Benzer bir şey diyebiliriz. Biraz daha farklı tabii orada. Orada çünkü halkı işte bir takım insanları askeri kıyafetlerle teçhiz ederek göndermiş ve onlar halkı Rusya'ya bağlı olmak konusunda teşvik etmişlerdi. Gösteriler yapmışlar idi. Biz Rusya'yı istiyoruz, Ukrayna'yı istemiyoruz şeklinde. Bu fiili bir işgaldi. Rus amblemi taşımıyor ama Rus askeri kıyafetlerini giymiş insanlar vardı orada da ve onlar sayesinde sağlanmıştı. Bu sefer zaten bu bölge Lugansk ve Donetsk bölgesi işte 2014'ten bu yana Rus yanlıları tarafından yönetiliyor ve Ukrayna ile aralarında bir çatışma var idi. Bu sürüyor idi ve burada çoğunlukla olarak da Rusça konuşuluyor. Bunlar işte bir görüşmeler vardı Minsk çerçevesinde. O görüşmelerle bir sorunla çözüm aranıyordu güya. Ama bütün bunlar şimdi sona ermiş oldu. Lugansk bölgesi ve Donetsk'ten gelen yöneticilerin bu talebi üzerine Duma'nın alt meclisine alınan kararı Putin onayladı. Onaylamadan önce Rusya'nın güvenlik konseyini topladı. Burada işte bütün konsey üyelerini tek tek konuşturdu. Medvedev de oradaydı. Eskiden bildiğimiz hem Cumhurbaşkanlığı yapmış, devlet başkanlığı hem de başbakanlık yapmış bir isim olarak. Dışişleri Bakanı, oradaki işte istihbaratın başkanları hepsi çıktı. Hatta birisi itiraz etti. Şimdi değil de zaman gelince tanırız falan diye. Şimdi değil mi? Niye şimdi tanımıyoruz? Şeklinde bir azarlama da vardı.
Bunun ilk defa hiç haber vermeden bu toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve canlı olduğunu söyledi ama canlı toplantı olmadığı anlaşıldı. Konuşmacılardan birinin saatiyle programın yayınlandığı saat çünkü uyuşmuyor idi. Arada fark vardı. Demek ki önceden çekmişler sonra yayınlamışlar. Arkasından da kamuoyuna bir açıklama yaparak tanıdığını ilan etti Rusya. Bir Lugansk ve Donetsk bölgelerini bağımsız devletler olarak tanıdığını ilan etti ve onlarla hemen 10 yıllık bir anlaşma imzaladı. Askeri üst dahil olmak üzere, asker göndermek dahil olmak üzere bu anlaşmayı da yürürlüğe koymuş oldu. Zaten 20-25 bin civarında bir Rus askeri bu bölgede var idi. Şimdi bunlara yeni Rus askerleri de ilave edilecek, gönderilecek. Bu bölgede yaşayanlar çoğunluklu Rusya ile birlikte olmayı arzu ettikleri için bu kararı sevinçle karşıladılar. Peki, gerçekten gösteriler böyle mi yaptılar? Havai fişekler falan patlattılar. Gerçekten böyle mi Celal Kazzalı? Yani o bölgelerde yaşayan insanlar gerçekten Rusya'ya bağlanmak mı istiyorlar? Yoksa üzerlerindeki bu baskıdan dolayı mı böyle bir istek ortaya çıktı? Nüfusun büyük kısmı Rusça konuşuyor. Rus. Dolayısıyla bunların istemesi anlaşılabilir bir şey. Ama 2017'den bu yana Putin Ukrayna üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Orayı işte istikrarsız hale getirmek, stabil olmaktan çıkarmak, kendine yakın yöneticilerin iş başına gelmesini sağlamak. Bunun için işte medyayı kullanıyor. O siber saldırılar dediğimiz işleri gerçekleştirdi. İşte kamuoyunu etkilemek, vatandaşları etkilemek için teknolojiyi kullanarak onların telefonlarına mesajlar göndererek onları yönlendirmeye, işte Rusya'ya daha yakın tutum almaya çalışan bir noktaya getirmek için çaba harcadı. Şimdi bu uzun bir çabanın sonucu olarak da 2014'te fiili olarak Kırım'ı işgal etmiş oldu. Bu bölgelerde çatışarak ayrıldı Ukrayna'dan. Donetsk ve Lugansk bölgesi. Donbas bölgesi biraz daha geniş. Aslında diyorlar ki bu Donetsk ve Lugansk'taki insanlar bizim bazı topraklarımızın bazıları da Ukrayna'nın işgali altında. Biz oraylar da istiyoruz. Yani burayla yetinmiyoruz. Onların da bize bağlanmasını istiyoruz diye bir talepleri de var. Bunun sonu şimdi gelmeyecek 500, yani. Sesin zaman zaman gelmiyor bana. Evet, bunun sonu gelmeyecek yani diyorum. Evet, bu talepleri var. Şimdi iş nereye kadar gidecek? Zaten bunu galiba ABD baştan planlamış. Zaten Biden bir küçük ısırığa razıyız falan demiş idi. Küçük ısırık dediği işte bunların tanınması, Ukrayna'dan ayrışması olabilir. Ama bunun ötesine geçer ise mesela Kiev'e doğru yönlenme ya da işte diğer işte Ukrayna'nın işgal ettiği topraklarımızı da talep ediyoruz şeklinde bu bölgedekiler oraya yönelik çatışmayı artırırlarsa en azından bizim toprağımız diye iddia ettikleri bölgelerin de kendilerine dahil edilmesi için işte o zaman daha farklı bir boyuta doğru geçer. Evet. Asıl tehlike dünya için orada. Yoksa iş burada kaldığı zaman sanki bu baştan ABD ile Rusya arasında, Putin ile Biden arasında oturmuşlar da anlaşmışlar. Burada mutabık kalmışlar gibi bir izlenim doğuruyor bu haliyle baktığımızda. Pekala. Şimdi Celal Kazzalı, malumunuz MHP grup toplantısından dolayı ilk yarı biraz böyle Devlet Bahçeli'yi dinleyerek geçti. Ve şimdi tabii onu dinledik. İlk yarıda Rusya ile birlikte güzel bir başlangıç yaptık. Kısa bir ara verelim. Sonrasında Rusya'nın, Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Bu savaş çağrısı mıydı? Bir savaş ihtimali iyiden iyi kendini hissettiriyor mu? Ve Türklere yönelik bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bu soruların cevabını arayacağız. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Gazeteci yazar Celal Kazzalı ile birlikte gündemdeki önemli maddeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Rusya ve Ukrayna'dan bahsediyorduk. Putin'in açıklamaları, Zelenski'nin açıklamaları, AB tarafından gelen açıklamalar ve Biden'ın açıklamaları hepsini toplayınca haliyle insanlar, tüm dünya zaten bir süredir tedirginken bu tedirginlik günden güne artıyor. Ve haliyle insanlar acaba bir savaş olacak mı, olmayacak mı sorusunun cevabını arıyor. Şimdi şu konuya da değindik biraz önce Celal Kazzalı, sizler de değindiniz. Minsk üçlüsünden bahsettiniz ve Minsk üçlüsünü aslında yakın zamanda bir kez daha gündeme getirmiştik. Azerbaycan, Ermenistan arasındaki o gerginlikte, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi ve Türkiye'nin oraya müdahalesiyle birlikte Minsk üçlüsünün yapamadığını burada Türkiye'nin başarmış olması. Şimdi bu noktada da yine Rusya'nın burada Donbas'ı işgal etmesi tabiri caizse
ve böyle bir bağımsızlık kararı alması, tanıma kararı alması haliyle Minsk üçlüsünü tekrar, Minsk kararlarını tekrar hafife almış olundu ve yok sayılmış olundu yine tekrar. Nasıl görüyorsunuz, Minsk üçlüsü, Minsk kararları yok mu sayıldı? Tabii o ortadan kalktı artık bu saatten sonra. Bir daha oturup onların devreye girmesi, görüşmesi beklenemez. Şu andaki kararı zaten 10 yıllık da bir anlaşma imzaladı. Ben bu iki yeri, Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak kabul ediyorum. 10 yıllık anlaşma yaptım. İşte askeri üs orada kuracağım, askerlerimi göndereceğim, barış gücü olarak orada onun ekonomisine şunla bunla destek olacağım diye karşılıklı bir işbirliğine gidiyor ve bunlar önümüzdeki süreçte artacaktır. Yani artık ben devlet olarak tanıdım burayı diyor. Sanıyorum Suriye'de tanıyacağını ilan etti galiba. Ya da Dışişleri Bakanı ona benzer bir açıklamada bulundu. Moskova'dayken çünkü bu ilandan önce Suriye Dışişleri Bakanı oradaydı, Moskova'daydı. Bugün de İlhan Aliyev Moskova'da bir müttefiklik anlaşması yapacaklar Rusya ile Azerbaycan arasında. Türkiye ile Şuşa anlaşması yapılmış idi. Müttefikliğin daha ötesine giden bir anlaşmaydı bu Azerbaycan ile Türkiye arasında. Bunun hemen arkasından Rusya ile böyle bir anlaşma yapıyor olması Azerbaycan'ın, bu da ilginç bir konu. Anlaşma yapıldıktan sonra içeriği, detayları nedir, onlara biraz daha bakmak gerekiyor. Ama Rusya'nın kendi çevresinde bilek gücünü göstermeye başladığını ve kendi dediklerini yaptırmak için olağanüstü çaba harcadığını görebiliyoruz. İşte askerini göndererek kolaylıkla savaşı göze aldığını ilan ederek işte iki yeri tanımış oldu. Donbas'ın işgalini rıza göstermiş, ayrılmasını, Ukrayna'dan ayrılmasını rıza göstermiş oldu. Şimdi acaba Kafkaslar'da ne yapabilir? Azerbaycan üzerinden Ermenistan'da başka bir şey yapmaya kalkabilir mi? Dağlık Karabağ'la ilgili olarak gelişmekte olan Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde başka bir rol oynayabilir mi? Bütün bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi Batı'nın tutumu ve tavrı bekleniyor. İlk elde kınadılar doğal olarak. Bu zaten hazır olan açıklamalardır. Bu tür olaylarda hemen fotokopi gibi bütün ülkeler benzer açıklamalarda yaptı. Ukrayna'nın bütünlüğünü tanıdıklarını, Rusya'nın Ruslar'a uymadığını ve onu uymaya davet eden, itidalli davranmaya davet eden açıklamalar bunlar. Şimdi tek tek başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'nin ilan edecekleri yaptırımların ne olacağını, sadece bu bağımsızlığı tanımış olan iki bölgeyle ilgili mi, Donetsk ve Lugansk'la ilgili olarak mı sınırlı kalacak, buralara yatırım yapılmaması, buralardaki finans hareketlerinin uluslararası çemberin içerisine girmemesi, network'ün içerisine girmemesi gibi işte bazı isimleri de hedef alarak bunlara yaptırım da mı yeterli kalacaklar, yoksa daha ileri boyutlara gidecekler mi? Mesela Stream 2 dediğimiz o doğalgaz aklın borusunu işte Rusya'dan Almanya'ya giden, Almanya durduracak mı, kapatacak mı, kapatmayacak mı? Bu önemli. Mesela İngiltere'de oligarklarla arası son derece iyi olan İngiltere'nin işte çok yatırım yapıyorlar oraya. Paralarını getirip oradan ev alıyorlar. İşte 2 milyon sterlinin üzerinde yatırım yapanın, ev alanının ya da konut alanın ya da arsa alanın bir şekilde yatırım yapanın vatandaşlığını kabul ediyor. Bunlar İngiltere göz önünde bulundurarak ne kadar ileriye gidebilir? Bunları göreceğiz. Bu biraz da şeye de bağlı. Eğer Rusya bu savaşı daha da ileri götürecek olur ise, şimdi 500 kilometrelik bir sınır var Ukrayna ile Donetsk ve Lugansk arasında. Bu 500 kilometrelik sınırda çatışmanın olmaması mümkün değil. Kaçınılmaz olarak çatışma olacaktır. Bir de karşılıklı elektrik alışverişleri bağlı. Mesela Ukrayna'dan gidiyor bu bölgelere elektrik. Mesela Ukrayna bunu kesebilir mi? Eğer Ukrayna bunu keserse, Ukrayna'nın tüm elektriği zaten şu anda Rusya'dan geliyor, oraya bağımlı. Rusya bu sefer Ukrayna'nın elektriğini keser mi? Buna karşı Zelenski kömür yığdı ülkesine. Bir süre kömür üretimiyle idare edecek elektrik sıkıntısını gidermek için. Öte yandan da Avrupa Birliği'nin elektrik sistemine geçmeye çalışıyor sanıyorum. Bu yıl içerisinde geçecek galiba ama biraz daha zaman var. Evet. Avrupa'nın da zaten enerjiye sıkıntısı var. Bütün bunlar önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek. Rusya'nın alacağı tavra göre Batı'nın ona göstereceği reaksiyon ölçüsünde ele alacak. Şimdi diğer taraftan şunu da sormak istiyorum Celal Kazdağlı. Biraz önce yaptırımlardan bahsettiniz. Sadece Donbas'a yönelik bir yaptırım mı olacak? Bu iki bölgeye yönelik mi yaptırım olacak dediniz? Rusya'ya bir yaptırım ihtimali olur mu diye konuşuyoruz ama
Birleşmiş Milletler'in geçmiş zamanda da yapmış olduğu gibi, Irak'a yapmış olduğu gibi bir müdahalesi de söz konusu olabilir mi? Yoksa dünya düzeni tamamen değişti mi? BM, uluslararası hukuk buna sadece yaptırımla mı bir karşılık verecek? Nedir durum? Ya bu uluslararası Birleşmiş Milletler'in ya da uluslararası hukukun yapabileceği hiçbir şey yok. NATO ya da ABD askeri gücü olarak ben seninle savaşıyorum derse başka bir boyuta gider. O zaten baştan savaşmayacağını ilan etti. Evet. Dolayısıyla Rusya'nın bu yaptığını içine sindirecek, kabul edecek. Rusya ileri gitmezse bunu benimsemiş olacak ve burada tamamlamış olacak. Ondan sonra işte ufak tefek başka görüşmeler gündeme gelir. Ama çatışma artar, Kiev'e kadar ulaşırsa o zaman Avrupa'da ciddi bir savaş gündeme gelebilir. Bu da tamamen Rusya ve Ukrayna'nın artık orada, o sınırda 500 kilometrelik sınırdaki tutumuna, davranışına bağlı. Ufak tefek çatışmalar olur ama bunlar zaten olağan, yani bu savaşı tetiklemeyebilir ama daha büyük savaş istiyorsanız bunları bahane edebilirsiniz. Bu bir savaş ilanı olarak %7'si. Bu bir savaş ilanı olarak da görülebilir mi Celal Kazal? Yani henüz tam Putin'in, bir savaş ilanı değil. Evet, değil mi? Değil, çünkü 2014'ten bu yana bir teşekkül var, ayrışan bir bölge var ve bunlar kendi kendilerini yönetiyorlar ve silahlanmışlar. Rusya'dan da aldıkları yardımla 25-30 bin asker var, Rus askeri. Onlarla birlikte Ukrayna'ya karşı direniyorlar, sınırları çizmişler. Ukrayna ile bu bölgeler arasında da bir ateşkes anlaşması sağlanmış ve bunun da sınırları 500 kilometre boyutunda. Ukrayna ile Donetsk ve Lugansk bölgesi arasındaki sınırlar. Hatta daha ötesinde diyor bizim toprak hakkımız var diye de iddiaları var. Evet. Ama bunu iddialarını gerçekleştirip oralara silahla girip oralarda işgale kalkışırlarsa durum farklılaşır. Şu anda %7'si Ukrayna'nın işgal altında, Rusya tarafından, Kırım'da dahil olmak üzere. Şimdi bu bölgeler de ayrılmış oluyor. Bunun ötesinde bir başka şey daha var. Rusya bütün donanmasını çekti. Baltık Denizi'ndeki donanmasını Karadeniz'e getirdi. Hı hı. Pasifik'teki donanmasını getirdi. Akdeniz'dekilerini büyük oranda getirdi Karadeniz'de. Karadeniz şu anda bir Rus gölü haline dönüştü. Bunlar daha çok da Odessa Limanı'nı kontrol altına almışlar gibi. Oradan mal çıkışını engelliyorlar. Halbuki Ukrayna'nın ihracatının %60'ı Odessa Limanı'ndan yapılıyor. Şimdi bunu sürdürürse iş başka bir boyuta doğru gidecek. Şimdi %60'lık ihracatını eğer yapamaz ise Ukrayna büyük sıkıntıya girecektir. Dolayısıyla yani Ukrayna o kadar babalanıyor, itiraz ediyor falan, savaşacağım diyor da büyük oran enerjisi şu anda zaten Rusya'nın kontrolü altında. Düğmeyi kestiği an elektrikleri söner. İhracatı Odessa Limanı'ndan %60'ı gerçekleştiği için Odessa Limanı'nı kapatmış durumda. Kontrol altına almış durumda Ruslar savaş gemileriyle. Buradan da ihracatını yapamaz ise bu sefer tümüyle dünyayla ilişkisi kesilmiş olacak ve diğerleri ne kadar destek olacak? Destekleri belli zaten. Biz sana sadece silah veririz, savaşırsan biraz da mali destek veririz. O kadar. Yani onun ötesine gidip biz senin adına fiilen savaşırız demiyorlar. Bu da Ukrayna açısından baktığımızda aslında kötü bir tablo. Ama bütün bunlar önümüzdeki günlerde daha netleşecek. Bir savaşa doğru mu gider yoksa burada durur mu mesela, bunu göreceğiz. Muhtemelen evet, burada durma ihtimali yüksek gibi gözüküyor ama yine de belli olmaz bu işler. Şimdi, eğer savaş... Evet Celal Kazalı, şunu da şu taraftan evet, da ilerleyelim istiyorum. Vaktimiz var, sorulacak da çok soru var. Merak ediyorum değerlendirmelerinizi. Şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vurgusu önemliydi. Ukrayna topraklarının oralarda olması, Rusya'nın kurduğu bir ülke olması vurgusu yapıldı. Diğer taraftan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin içerisinde hangi ülkeler vardı diye baktığımız zaman Kazakistan, Türkmenistan, o coğrafya, Türk coğrafyası da hemen hemen o bölgedeydi. Şimdi acaba Putin Kazakistan konusuyla da ilgili olarak Ukrayna'yı birleştirerek bir plan mı yapmaya çalıştı? Yani bundan sonraki adımları da yine bu şekilde mi olacak? Ve kadim topraklarımız diyerek yine saldırmalarına, yine işgal politikasını sürdürmeye devam mı edecek? Bu böyle bir risk var. Rusya'nın bir daha gücünü artırma, dağılmış olan Sovyetler Birliği'ni kendi hegemonyası altında toplama, bir derdi var. Yeniden bir imparatorluk olma hedefi, dünyada işte dikkate alınan dünya güçlerinden birisi olma asıl derdi zaten
Putin'in bu. Evet. Kazakistan meselesi hep denildiğinde ABD'nin bir burada oyunu mu deniliyordu. Ben ısrarla sanki Rusya'nın bir işi olduğunu söylüyor idim. ABD'yi çok fazla burada var gibi görmüyor idim. Öyle olduğu anlaşılıyor. Bu Ukrayna meselesinde baktığımızda Devlet Bahçeli'de konuşmasında bu dikkat çekti. İşte Kazakistan'daki provokasyon ile şimdi Ukrayna'daki olup bitenleri birleştirdiğimizde hangi boyutlara Rusya'nın güç gösterisinin hangi boyutlara ulaştığını anlayabiliriz. Acaba şimdi buradan da Kafkaslara böyle bir güç gösterisi gelir mi? Dolayısıyla biz dikkatli olmalıyız. Hemen şeklinde bir uyarıda bulundu. Hemen şunu da ekleyeyim Celal Kazalı. Başta söylediniz Azerbaycan'la Rusya arasında bir ittifak kurulacak. Acaba bu ittifak da bu planın parçası. Bunu nasıl görürsünüz? Evet, müttefiklik ilişkisi şeklinde bir ilişki bu. İmzalayacaklar bugün. İçeriğini tam bir görmek lazım ama belli ki Rusya Azerbaycan'a diyor ki daha fazla ileriye gidemezsin. Yani ben senin asıl patronun benim. Benim bir izin verdiğim oranda bir yerlere gidip gelebilirsin. Daha fazla hareket edemezsin. Öyle Türkiye ile falan böyle bir işte tek devlete kadar gidebilecek bir yapıya, bir anlayışa eskiden işte tek millet, iki devlet deniyordu. Şimdi neredeyse işte tek millet, tek devlet denebilecek bir yapıya doğru bir gidişim var. Dur bakalım demeye çalışıyor gibi görünüyor Rusya'nın bu tavrına, son tavırlarına baktığımızda. Bir de olağanüstü Karadeniz'e deniz gücü yerleştirdi. Bu da son derece önemli Türkiye açısından. Türkiye burada Montreux'u ne kadar kullanabilir, devreye sokabilir? Bunu Rusya açısından bu ne kadar işliyor, işleyebiliyor mu? Bu da önemli bir konu. Gündeme yeniden gelmiş olacak bizim işte Boğazlar meselesi. Boğazlardan savaş gemilerinin geçip geçmemesi, ne kadar süreyle geçeceği. Ama Rusya için diyemeyiz. Çünkü Rusya Karadeniz'in komşusu ve geniş bir sınırı var Karadeniz'de Rusya'nın. Burada da bir zorluk var. Yani Rusya bu süreçte mesela Türkiye ile çok fazla ilişki içerisine girmedi. Bu buraların bağımsızlığını tanıyacağını nezaketen de olsa Türk Cumhurbaşkanı'na telefon ederek söyleyebilirdi. Başkalarından duyma, ilk önce ben söyleyeyim şeklinde. Böyle bir yol izlemediğini görüyoruz. Bu da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini gündeme getiriyor. Rusya demek ki o kadar da güvenilebilir bir ülke değil. Beraber olduğu dostlarıyla hareket eden değil. Kendi çıkarları gerektirdiği zaman rahatça kendi çıkarları doğrultusunda adım atabilen bir ülke pozisyonunda. Evet. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya gitmiş olması, Moskova'da bulunması bu hareketten önce son derece anlamlı. Bunun karşılığında mesela Donetsk ve Lugansk'ı tanıdı, bağımsızlığını dedi. Avrupa Birliği ve ABD acaba şimdi Rojava bölgesindeki YPG'nin durumunu biz de tanıyoruz şeklinde bir karşı çıkış yapar mı? Çünkü Suriye'de biz tanıdık dedi bu bölgeyi. Buna bir cevap oluşturabilir mi? Bunlar önümüzdeki günlerin soruları. Bu yapılırsa Türkiye'nin tutumu ne olmuş olacak? Batı Türkiye'yi tam yanına çekmek isterken şimdi Rusya'nın yanına bir daha mı itiyor? Rusya da zaten o kadar kabul etmiyor. O zaman Türkiye arada mı kalıyor? Bu ne yapabilir bu arada kaldığı durumda? İzleyeceği yol ne olabilir? Bunlar önümüzdeki günlerin son derece üzerinde durulması, tartışılması gereken, değerlendirilmesi gereken konular. Siz sordunuz ama cevabını da sizden alayım. Yani tam da güzel bir noktaya değindiniz. Türkiye bu denge politikasını devam ettirmeye çalışırken geçtiğimiz programların da konusuydu bu. Şimdi Rusya ile yakınlaşmayı evet bir ölçüde devam ettirdi. Batı ile yakınlaşmayı bir ölçüde devam ettirdi. Çin'le de aynı şekilde. Ama şimdi her ülkenin kendi çıkarı olduğu için arada mı kaldı sizce? Ve bundan sonra ne yapılmalı? Tabii bir sıkışmışlık hali var. Zaten bu böyle durumlarda sıkışmışlık hali kaçınılmazdır. Evet. Siz mesela buğday üretiminde 20 milyon tondan 17 milyon tona düşmüştünüz. Şimdi 13-14 hatta 12 milyon tona doğru gidiyor. Bu yıl kimse buğday ekmiyor. Daha da fazla olabilir düşüş. Bunu nereden alacaksınız? Bir, Rusya var. İki, Ukrayna var. Üç, Kazakistan var. Oralardan alabilirsiniz. Bizim bazı özel sektör temsilcileri Rusya'da un fabrikaları kurdular. Buğdayı buraya getirmek yerine orada un haline getirip onu Türkiye'ye ithal ediyorlar. Kendi mallarını yani bir sanayi üretim olarak. Şimdi bir savaş çıktığında ya da aramız açıldığında ne olacak? Odessa limanı kapalı.
oradan buğday almak istesek de alamıyoruz. Yolu değiştirip uzattığımız zaman maliyet artacak. Rusya ben de vermiyorum kardeşim dur dediği zaman ne olacak? Kazakistan. Kazakistan'da baskı altında kalırsa ne olabilir? Gibi bir sürü soru var. Evet. Biz doğal gaz alıyoruz Rusya'dan. Mesela şimdi bu ilkbaharda birlikte yaza girdiğimizde turiste çok ihtiyacımız var. Turistler açısından Türkiye çok cazip hale geldi. Ucuzladı çünkü. Herkes gelmek istiyor. Çok 3 kuruş paraya burada uzun süre tatil yapabilir. Ruslar açısından da böyle. Acaba işte Rus ve Ukraynalı turistler gelecek mi bu krizlerin arkasından? Bu bizi etkiler. Dolayısıyla bu etkilerin karşısında nasıl davranmamız gerektiği konusunda bir yol haritası bulacağız. Bizim de kendi ekonomik çıkarlarımız, stratejik çıkarlarımız, ileriye yönelik hedeflerimiz doğrultusunda biraz Rusya ile, biraz Amerika ile, biraz Batı ile, biraz Çin ile falan oynaşmaya devam edecek miyiz? Yoksa biz de artık bir karar noktasına doğru gitmek zorunda mı kalacağız? Bir tarafı bunlar, itiliyor muyuz yani? Bunlar önümüzdeki günlerin gündem konuları. Giderek zorlaştığımızın farkına varmamız gerekiyor. Aslında yani bizlerin de şöyle bir işte tutunabileceğimiz bir ittifaklık düzeyimiz olsa, işte Türk Devletleri Teşkilatı gerçekten daha önceki zamanlarda inşa edilmiş ve şu an gerçekten güçlü ve ses getirebilen bir ittifak olmuş olsaydı, teşkilat olmuş olsaydı belki bugünlerde sığınacağımız liman yine Türk Devletleri Teşkilatı olurdu. Şimdi zamanlama açısından sormak istiyorum Celal Kazdağlı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulumu, sonrasında Kazakistan konusu, Azerbaycan'ın Rusya ile bir müttefikliğe varacak anlaşmaya imza atabileceği ve diğer taraftan Ukrayna. Şimdi Putin'in açıklamaları şuydu: Avrupa'daki Türk istilalarını, Türk ilerleyişini önlemek adına Ruslar çok büyük işler başardı tarzında bir açıklaması var. Şimdi Putin hala Türkleri bir tehdit olarak görüyor mu ve Türk Devletleri Teşkilatı burada ne derecede etkili? Muhtemelen boşuna söylememiştir Osmanlı'dan biz sizi koruduk lafını. Türkiye güçleniyor işte biz onu durdurabiliriz anlamında bir mesaj da veriyor olabilir. Ama öte yandan da Ukrayna diye tarihte bir devlet yok. Evet. Bu zaten hep başkaları tarafından korundu. İşte biz koruduk, başkaları korudu. Modern Ukrayna'nın kuruluşunda da Lenin döneminde oldu. Lenin bunu kurdu. Yani çok yakın bir tarih. Ondan sonra da ayakta kalabilmesi için biz hep para verdik, destek verdik. İşte devlet olduğunda, 91'de kurulduğunda biz onlara 250 milyar dolar para vermeyi taahhüt ettik ve bunu ödedik. 2017'ye kadar bu parayı ödedik, sürdürdük. Ama ne yaptı Ukrayna? Gidip işte ABD ile dans etti, Avrupa ile dans etti. Kendi iç istikrarını bozdu. Bizimle kapışmaya kalkıştı filan. Halbuki biz ona çok destek olduk. Böyle olduğu halde şimdi mesela marketlerinde Rusça'yı yasaklıyor. Konuşturmuyor Rusça'yı bilen diyor. Bir şey hatırlatıyor, tarih hatırlatması da var. Ama hani geçmişte Osmanlıların ne yaptığı, Türklerin ne yaptığına dair bir mesaj da alt okuma olarak var mıdır? Onu da anlamak lazım, olabilir. Putin gibi KGB'den, istihbarattan yetişmiş, Soğuk Savaş'ın ürünü bir liderin birkaç mesajı aynı anda vermesi kaçınılmazdır, beklenebilir. Yani, evet. Doğrudur. Batı'ya karşı Türkiye'yi uyarıyor. Yani Türkiye'yi, Batı'yı Türklere karşı uyarıyor diyebiliriz. Böyle bir şey var. Evet. Mesaj da var orada. Kesinlikle bir alt metin var. Bütün bunlar olurken ABD Tayvan'la ilgili bir açıklama yaptı. Hint Pasifik Okyanusu şey planlamasının içerisine alıyor diye. Hı hı. Çin buna karşı çok sert bir açıklama yaptı. Dünya tam Ukrayna meselesine kilitlenmişken ne oluyor siz bunu kendi şeyinize dahil ediyorsunuz grubunuzun içerisine ve aslında Çin'e hedef alıyorsunuz. Bunu yapmayın diyen büyük bir tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla bir şey oldu. Yani dünyanın hemen her yerinde çok merkezli olarak eş zamanlı krizler var. Böyle olacak zaten. Bir dönüşümün arifesindeyiz. Doğum sancıları var. Bunu öyle de anlayabiliriz. Tek kutuptan dünyanın yönetilmesi artık mümkün değil. Uzun süredir öyle değildi zaten. Çok kutupluluğa doğru gidiliyor. İşte burada kim neyi, hangi ittifaklar silsilesini, hangi güç dengesini oluşturur ve kendisini nereye konumlandırır da ne kazanırsa elde etmiş olacağını düşünüyor. Bakalım bunlar kalacak mı değil mi? Hala güç gösterisinin toprak ilhakıyla, toprak almakla, oralara asker göndermekle olduğunu bize gösteriyor Rusya. Ama bu dönem çoktan geçti. Yani artık askerini gönderdim, o toprağı aldım. Bu bir hegemonya gösterisi değil.
dünya başka türlü bir hegemonya gücü gösteriyor. İşte ekonomi olarak, teknoloji olarak, başka ilişkiler düzeyinde bunu yapıyor. Pazu gücüyle, asker gücüyle bunu yapmak çok ilkel bir şey kaldı. Ama hala geçerli mi? Geçerli. Çünkü yerine yeni düzen kurulamadığı için bu maalesef hala geçerli. Ama bu arkaik kalan, geçmişte kalacak olan, bunun geleceği sürdürülebilir bir hayalinin olacağını zannetmiyorum. Kenya Devlet Başkanı, Büyükelçisi'nin söylediği açıklama var. İmparatorlukların hayal edilerek hareket edilmesi doğru değildir diye. Şu dönem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi, onlar acil toplantıya çağrıldı. Ukrayna toplantıya davet etti. Onlar da bir araya geldiler. Rusya'nın bu tutumunu hepsi sözle eleştirmiş oldu. Yani yazılı olarak da sözlü olarak da eleştirdiler. Ama daha ilerisini ne yapabilirler? Bütün hepsi birleşip işte ekonomik olarak tedbir almaya kalkarlar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi diğer taraftan kutupluluktan bahsettiniz. Bir tek kutup ve bir de çok kutuptan bahsettiniz. Şimdi dünyanın geldiği nokta Celal Kazzalı. Tek kutupluluktan evet çıktı. Ama çok kutupluluk derken acaba 10 kutuptan mı bahsediyoruz? Yoksa doğu ve batı olarak iki kutuba mı ayrıldı? Bunu değerlendirmek isterim. Çünkü Rusya'nın bu hamlesi Çin'den bağımsız mı olarak yapıldı? Yoksa ABD bunu Çin'le bağlantılı olarak görüp işte Tayvan meselesine mi değindi? Nasıl görüyorsunuz? Çin'le Rusya Çin, aynı mı hareket ediyor? Çin burada aslında çok uyanıkça davranıyor ve Rusya'yı ileriye gitmeme konusunda uyarıyor. Sakın ha diyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü saygı göster, daha fazla bir yere gitme diyor. Çünkü Çin bunun ABD ile Rusya arasında bir anlaşmalı bir didişme olduğunu görüyor. Diyor ki siz bunu yaparak, biraz da Bahçeli de aynı şeyi söylüyor, kendi hegemonya alanlarınızı güçlendiriyorsunuz, büyütüyorsunuz. Kendi müttefiklerinizi yanınıza çekiyorsunuz. Sizden uzaklaşmış, sizinle ilişkisini gevşetmiş olanları yeniden kendi etrafınızda toplamaya dönük bir kriz çıkardınız ve bunu başardınız diyor. İşte Belarus senin yanına geldi. İşte burada şimdi iki Lugansk bölgesiyle Donetsk bölgesi senin yanına geldi. İşte Kazakistan'ın yanına çekmek istiyorsun. İşte şimdi Azerbaycan'ı zorlamaya başladın. Onu yanına çekmek istiyorsun. İşte bunun dışında başka kimler var? Romanya gibi şeyleri yanına almak gibi derdi var. En azından tarafsızlaştırmak istiyorsun Batı'nın yanına gitmesin diye. ABD ne yapmaya çalışıyor? Kendisinden ayrışma yolunda ilerleyen Avrupa Birliği'nin yanına çekmeye çalışıyor. Avrupa Birliği ne yapıyor? Kendi içerisinde dağılmaya doğru giden yapısını yeniden, bak tehdit var, tehlike var, saldırdığı zaman biz ne yapacağız? Bir arada olmamız gerekiyor deyip o çelişkilerini azaltan, birlikten yana hareket etmeyi önceleyen bir tutuma geçiyor. Bu güç merkezlerini yeniden tanzim etmeye yönelik bir davranış. Çok kutupluluk evet iken mesela 3 kutup, 4 kutup olsuna diyor. Çin bir tarafta, işte Rusya bir tarafta, Avrupa Birliği bir tarafta, Amerika bir tarafta. İşte buna karşılık işte Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri becerebiliyorlarsa Türkiye bunun biraz önderlik etmeye kalkıyor. Onlar bir tarafta bir güç odakları oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir yapıya doğru gidiyor. İşte tam burada mesela ABD Avrupa Birliği'ne diyor ki sen ancak benimle yan yana durabilirsen bu tehdide, tehlikeye karşı gelebiliriz, gelebilirsin. Bu seni doğrudan tehdit ediyor benden çok. Dolayısıyla sen benimle olan ittifakını arttır. Benden ayrı hareket etme. Biz seninle birlikte ne yapalım? İşte Pasifik'e gidelim. Orada Avusturya'yı da yanımıza alalım. Japonya'yı da alalım. Çin'e karşı bir onu çerçeveleyen, onu köşeye sıkıştıran bir pozisyon üstlenelim. Onu hedef alalım diyen bir tutum var. Çin bunu anladığı için zaten hemen kendisi açısından bakıyor ve Rusya'ya diyor ki aman şu tansiyonu indir. Bu ittifaklar çok güçlü hale gelebilir. Sen bile sonunda benim yanından gider oraya kaçabilirsin. Bu haliyle kalsın, dağınık dursun. İnsanlar birbirleriyle çok yakınlaşmasınlar derdinde ve bunun için de çaba harcıyor. Pekala. Evet, aslında yeni gelişmeler olacak. Haliyle işte İngiltere'den gelen açıklamalar, ABD'den gelen açıklamalar hepsi önemli. Ama vaktimiz daraldı. Diğer konulara da girelim istiyorum Celal Kazzalı. Yeterli midir? İç siyasete girelim mi? Tabii. Geç bile kaldık. Evet, geç bile kaldık. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Hemen onunla başlamış olalım. Tarkan'la
bir açıklaması var. Tarkan'ın bir şarkısı, Geçecek şarkısı, bu şarkının daha çok siyasete bir gönderme olduğunu ve bunun doğru olmadığını bir tepki gösterdi aslında. Başlangıçta da söyledim, tuzaktır, kumpastır diye ifade ediyor Tarkan'ın şarkısını. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim ilk çıktığında değerlendirdiğimizde sabahta bu aslında doğrudan doğruya işte AK Parti'ye, Erdoğan'a yönelikmiş gibi anlaşılacak. Tarkan aslında bunun da ötesinde işte bu doğum sancılarından kaynaklanan dünyanın halinden memnun olmayan gençliğe hitap ediyor. Bir arayış var, bir değişim var. İşte hem ikliminden, hem işte zihin dünyasından, hem teknolojiden, hem dijitalden, hem işte bir yeni üniversite anlayışı, eğitim anlayışı, ekonomi falan, örgütlenme biçimleri, bir de pandemi var. Bütün bunlara itiraz ediyor. Evet. Yani biz olup biten böyle bir kötü tabloyla iç içeyiz ve burada bundan memnun değiliz. Bunlar geçecek. Geçmişte de bunlar oldu diye bir ümit aşılamaya çalışıyor. Ama bunu pek fazla böyle anlayan çıkmaz. Sonuçta iç politikanın bir malzemesi haline gelir. İşte, gündemi haline gelir, mezesi evet. haline gelir. İşte ya muhalefet buna çok sahip çıkar, bizim milli marşımız, seçim marşımız derler ki demeye başlamışlardı zaten. Şimdi Bahçeli burada ezberleri bozan bir çıkış yapmış oldu. Bu değildir dedi. Yani Tarkan sizin dediğiniz gibi muhalefetin elinde bir Tarzan olmaz dedi. Onun ben dedesini de biliyorum zaten diyerek Tevet oğlunda söz etti. Türkiye'de ilk komünizmle mücadele derneklerini kuran birisi. Dedesinin kardeşi yani büyük amcası. Ondan bir şiir de okudu zaten konuşmasında. Dolayısıyla bunun Erdoğan'a yönelik bir şey olmadığını pek çok AK Partili'nin ve onun adına işte sosyal medyada hareket eden pek çok işte troll ya da taraftar diyebileceğimiz kesimlerin beyanının aksine üzerinde almadı. Erdoğan adını da almadı, kendi adına da almadı. Bu değil dedi, bu başka bir şeyi söylüyor, itiraz ediyor deyip doğru da yaptı. Bu iyi bir şey. Yani evet. Bahçeli bizimle aynı paralelde ya da biz Bahçeli ile aynı noktada meseleye bakmış gibi olduk değerlendirirken Tarkan konusuna. Dolayısıyla bunu ayırmış oldu. Ama burada şöyle bir şey daha var. İlk kez bir Devlet Bahçeli gibi bir siyasetçi toplumun bir kesiminin hedefe koyduğu sanatçıyı hem de ideolojik olarak hedefe koyduğu işte kendi rakibinin yanında kendisinin karşısında olanlarla yan yana koyduğu bir sanatçıya sahip çıkıyor. Bu son derece önemli. Mesela Sezen de bu kadar sahip çıkılmamıştı. Biraz daha üzerine gidildi ama daha temkinli eleştirmişti Sezen'i. Ama Tarkan da öyle yapmadı. Bütünüyle sahip çıktı. Bu son derece önemli. AK Partiler evet. bu cesareti gösteremedi mesela. Ne sahip çıkabildiler, ne tam ne eleştirdiler, daha çok evet. da eleştirdiler. İşte Devlet Bahçeli'nin AK Parti'den ayrıştığı bir noktada burada ortaya çıkmış oldu. Tarkan'a sahip çıkıp çıkmama konusunda AK Partililerden biraz daha farklı bir tutum izleyerek çok açık ve net bir şekilde sahip çıktı. Tartışmaya yer bırakmayacak bir vaziyette. Ondan bir şey olmaz dedi. Yani bizim aleyhimize bir şey gelmez dedi ve hatta geçmiş şarkılarını hatırlatarak bir de onları dinleyin. Kıl oldum abi dinleyin falan evet. gibi şeyler de söylemiş oldu. Başkası olma kendin ol dedi. Evet, başkası olma kendin evet. ol diye bir şeyle. Şimdi Bahçeli'nin bir belirttiği 6 ok 9 ışık altılı masayla ve yaptığı eleştirilerde de burada da ilk defa Cumhur İttifakı adına konuşmaktan vazgeçti. Kendisi adına, MHP adına konuştu. 6 okla 9 ışığı karşılaştırdı. Bu da enteresan bir yaklaşımı Devlet Bahçeli'nin şu ana kadar Cumhur İttifakı ile kendisini hiç ayırmadan onunla kader birliği etmiş görüntüsünün dışına düşen bu ayrışmalar bunlar. Bir tanesi de elektrik meselesiydi. Elektrik stratejik bir konudur. Üretimden, iletimden, dağıtımdan tamamı baştan sona kamunun elinde olmalıdır şeklindeki yaklaşımı ve hatta bu dağıtım ve üretim şirketlerinin denetiminin tekrar TEDAŞ'a verilmesi gerektiğini, bunun işte EPDFK kartından bağımsız üst kurul, enerji üst kurulu tarafından denetlendiğini söyledi. Bunun yanlış olduğunu şeyin yeniden almasını, devletin bu denetimi yeniden almasını söyledi. Yani şunu görmeye başladık. Devlet Bahçeli ile MHP ile AK Parti arasında bir meselelere değerlendirmede, yaklaşımda, yorumlamada birazcık farklılık oluşmaya başlamış gözüküyor. Bu bakalım ileride nereye tekabül edecek. Bu farkı şimdilik görüyoruz.
ve bunun altını çizmiş olalım. Bu Tarkan'da da görüldü. 6 op 9 ışık mukayesesinde de görüldü. Enerji konusunda da görüldü. Zamlar konusunda da görüldü. Biz vatandaşın yanındayız zamlar konusunda. Şimdi bu zamlar doğru burada, değildir, ezilmemesi gerekir diye evet, ifade etmiş oldu. Burada eğer bir ayrılık varsa bu ayrılığın sebeplerinden biri HDP olabilir mi? Yani hatırlayın Edirne hesabını İmralı'ya verecek tarzında bir açıklaması vardı ve sonrasında devamı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve HDP ile İYİ Parti'nin, işte CHP'nin, Millet İttifakı'nın beraber olma ihtimali üzerinden eleştirilerde bulundu. HDP'yi ne yapacaksınız dedi. Acaba HDP ile AK Parti içerisinde tabanında bir yakınlaşma olma ihtimali üzerinden MHP burada ayrışıyor mu Celal Kazdağlı? Çünkü şuna değineceğim. İktidar süresince hiçbir zaman yanlış da olsa MHP'nin AK Parti'nin politikalarını eleştirdiğini görmemiştik. Ayrıştığını görmemiştik. Temelinde bu mu var? Bu bir tanesi olabilir olsa olsa. Pek çok konu var. Yani Türkiye'nin gidişatından, dünyadaki olup biten güç, yeni güç denemeleri ve dağılımından, bunlara bakış açısından kaynaklanabilir. İşte kamuoyu desteğinin giderek azalmakta oluşunu görmüş olmasından kaynaklanabilir. Gelecek yeni Türkiye vizyonunda biraz farklılaşmaya doğru gidiyor olmasından kaynaklanabilir. AK Parti ile MHP'nin gelecek Türkiye öngörüsü, vizyonu farklılaşmış olabilir. Bunları hepsini bilmiyoruz. Hangileri de nedir? Evet. Belki bu geçici de olabilir. Bir uyarı şeklinde de olabilir. İlla bir ayrışma ve ayrılık olacaktır demek erken ve doğru da olmaz. Bu tür eleştiriler müttefikler arasında, birlikte hareket edenler arasında daima olmuştur, ola gelir. Bu istikrar kazanacak mı ve artacak mı? Buna bakmamız gerekiyor. Son işte 15 gün içerisinde, 15-20 gün içerisinde bir artış var, çeşitlenme var. Ama Türkiye'de olaylar çok hızlı gelişiyor. Dünyada olaylar çok hızlı gelişiyor. Bu belki bizim zannettiğimiz gibi bir artış değil. Olayların çok yoğunluğundan kaynaklanan farklı pozisyon alma mecburiyetlerini tetiklemiş olabilir. Dolayısıyla bir çatlak olduğunu ya da bir ayrışmaya gidebilecek bir noktada olduklarını söyleyemeyiz. Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti ile MHP açısından baktığımızda. Yani bir ihtimal üzerinden konuştuğumuz zaman tabii evet, her şey mümkün Türkiye siyasetinde malum. Şimdi ben sesini duyamıyorum. Evet, şu an geliyor mu sesim? Şu anda geliyor. Tamam, harika. Hemen aslında CHP liderinin açıklamasına bakalım. Orada da eğer 6 muhalefet partisi, yani CHP'nin de içerisinde bulunduğu 5 parti CHP dışında. Bunu geçmeden dışında, önce Bahçeli'ye Davutoğlu'yla olan kutuplaşmasını sürdürüyor. Evet. Onu esas eleştirilecek isim olarak karşısına almış gözüküyor. Hı-hı. Her vesileyle Davutoğlu'nu eleştiriyor. Bu işte en son bu akıllı masa meselesinde de eleştirmişti. Siz 28 Şubat'ta başbakan yardımcısınız diye. 28 Şubat'ta değildi Devlet Bahçeli başbakan yardımcısı. Ama daha sonraki hükümette oldu. Ecevit'in seçim kazandığı 99'da. O seçimden de MHP ikinci parti olarak çıkmıştı zaten. Birlikte de Anavatan Partisi vardı. Üçlü kurdukları hükümette başbakan evet, yardımcısı oldu. Onu hatırlatıyor. Ve şeyi çok şiddetli bir şekilde Davutoğlu'nu eleştiriyor. Ben aslında Ahmet Davutoğlu'yla Devlet Bahçeli arasındaki bu karşılıklı üst giderek tonu artan tartışmanın nereye evrileceğini ve bizi nereye götüreceğini merak ediyorum. Bunun dikkatle izlenmesinde fayda olduğunu görüyorum. Yani evet. Yani çünkü geçtiğimiz günlerde de yine Ahmet Davutoğlu'na yönelik açıklamaları vardı Devlet Bahçeli'nin, dediğiniz gibi. Ve Serok Ahmet diyerek bugün de yüklendi. Önceden yüklendiği gibi bir dışlama, bir ötekileştirme devam ediyor Devlet Bahçeli tarafından Ahmet Davutoğlu'na. Hızlıca aslında o dün konuşamadığımız, konuşmayı çok istediğimiz ama vakit yetmeyen Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına bakalım. Eğer ki 5 muhalefet partisi izin verirse, onay verirse daha doğrusu, ben onur duyarım açıklamasını yapmıştı. Ve aslında bu açıklamanın bir benzerini de geçtiğimiz günlerde yapmıştı Kılıçdaroğlu. Tek bir farklı, o da Millet İttifakı isterse tarzındaydı. Ancak şimdi o yuvarlak masanın etrafında buluşulmasıyla birlikte ittifak genişledi mi? İttifak oluştu mu? Bu soru da gündeme geldi. Ne düşünüyorsunuz? İttifakın genişlediği açık, adı evet, konmasa bile bir altılı yapı oldu. Zaten parlamenter sisteme geçiş konusunda anlaştılar. Onu açıklayacaklar, o metni. Dolayısıyla hani bir beraberlik var, somut bir konuda da var. Hı hı. Bir masa toplantısı etrafında bir araya geldikleri için bir beraber hareket edeceklerine dair mesaj da vermiş oldular.
ismi konmamış olsa bile artık altılı bir ittifaktan söz edilebilir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı kavramı yerine altılı beş liderin kendisini de dışarıda tutarak onay vermesi halinde bu kabul ederim, onur duyarım demesi anlaşılabilir bir şey. Birlikte hareket edecekler. Altılı bir masa oldu. Belki buna 7. 8. katılan olur mu? Onu zaman içerisinde görürüz. HDP katılır mı sorusu gelebilir akla hemen. Ben HDP'nin katılacağını zannetmiyorum ama bu altılı masada oturanların her biri ya da altılı masanın olduğu gibi bir bütün olarak HDP ile ilişkileri olacaktır. Görüşeceklerdir, onu dışlamayacaklardır. Başka bir noktada işbirliğini sürdüreceklerdir. Mesela Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işbirliğini sürdürebilirler. Evet. Orada bir o ilişkilerini devam ettirecekler gözüküyor. Yani. Reuters ajansına ilk defa bu kadar açık bir demeç verdi. Soruya karşı evet ben onların onayını alırsam Cumhurbaşkanı adayı olurum diye. Zaten gelen mesele noktada bir Cumhurbaşkanı adayının CHP'den çıkacağı anlaşıldı. Diğer partiler buna rıza göstermiş gözüküyorlar. CHP içerisinde de başka isimler de devreye girse şu anda 3 isim var. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Mansur Yavaş çok iddialı gibi durmuyor. Evet. Ben adayım gibi bir lafı da hiç yok, göstermiyor da. Ama Ekrem İmamoğlu açıkça ifade etmese bile her davranış ve tutumuyla Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belli ediyor, gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemlerde giderek artan bir noktada ve altını çizerek ben adayım, desteklenirsem aday olmayı sürdüreceğim. Peki. Belediye başkanlarımız görevlerini sürdürsünler diye açıklama yapıyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu kararlılığını sürdürürse belediye başkanları aday olarak çıkmazlar karşısına. Diğerlerine evet derse Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ya da altılı muhalefetin buna HDP'yi dahil edebiliriz. Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bakalım. Yani aslında Kılıçdaroğlu'nun aday olması tabanda ne kadar karşılık bulacak ve Kılıçdaroğlu aday olursa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Millet İttifakı, şu an adı konulmamış yeni ittifak ne kadar iddialı olacak? Bu soruların da cevabı ilerleyen günlerde alınacaktır. Celal Kazalı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, böylelikle hafta içi programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatleriniz 11'i gösterdiğinde yine hafta içi programında doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.